Yatırım bülteni başlıyor. Bugün yatırım bülteninde Yavuz Semerci ile birlikte değerli bir konu ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Orhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bizi izleyenlere günaydın diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bunu bir seçimler öncesinde genel ekonomi ufuk turu olarak değerlendirmek mümkün. Diğer partilere de yayın akışlarımız içerisinde bundan sonraki süreçte belli ölçüde yer vermeye çalışıyor olacağız. O partilerin kurmaylarını da gündeme taşımaya çalışacağız ekonomik görüşler adına. Ancak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu bir parça daha fazla değerlendirelim ve ön planda neleri tuttuğunuzu yorumlamaya çalışalım diyerek teşekkür ediyoruz katıldığınız yayınımıza. Özellikle yerel seçimler en önemli gündem maddesi gibi görünüyor. İsterseniz öncelikle yerel seçim beklentilerinizi konuşarak bir miktar başlayalım. Başta İstanbul olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki adaylık perspektifi üzerinde çok fazla tartışma yaşanıyor çünkü. Doğru. Yani gündemimizde esasında baktığınız zaman şöyle bir özetlemem gerekirse hemen ondan sonra yerel seçimlere geleyim. Özgürlük ve demokrasi temel gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani Türkiye'de ekonomide de bildiğimiz hep cari açık konuşulur. İşte dış ticaret açığı konuşulur, bütçe açığı konuşulur ve özellikle cari açık son 10 yıldır Türkiye'nin yumuşak karnı, hassas en hassas noktası olarak dünya piyasaları da, dünya siyaseti de devamlı uyarıyor. Şimdi Türkiye'de dışarıda, Avrupa'da, dünyada, Amerika'da en çok konuşulan Türkiye'deki özgürlük ve demokrasi açığı. Bunun da altında 4 tane önemli saç ayağı var. Bunlardan bir tanesi ekonomi. Yani ekonomideki büyüme modelinin Türkiye'de çok işte istihdam yaratmıyor, gelir dağılımını düzeltmiyor, açıyor. Hatta en zenginle en yoksul arasındaki farkı açıyor. Bölgeler arasındaki ekonomik sosyal fark açılıyor. Yani bir ayağı ekonomi, bir ayağı dış politika. Özellikle işte Orta Doğu'daki dış gelişmeler, Suriye, İsrail, Mısır, Avrupa Birliği ilişkileri, Amerika ilişkileri, dış politika önemli. Bir tarafta üçüncü ayak olarak ulusal güvenlik, yani özgürlük ve demokrasi açığının üçüncü ayağı ulusal güvenlik, terörle mücadele, işte barış süreci, burası da son derece önemli. Dördüncü önemli ayağı da insan hakları. Türkiye'deki demokrasi standartları. Yani böyle baktığınız zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim olaylara bakış açımız, odaklandığımız yer bu dört tane temel ayağın üzerindeki özgürlük ve demokrasi açığının kapatılması. Bütün politikalarımızı bunun üzerine geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bu son Gezi olaylarından sonra CHP'nin gündeme bakışındaki perspektifinde bir değişiklik mi oldu? Bunu mı anlamalıyız? Çünkü orada gerçekten kendiliğinden başlayan ama çok kimsenin beklemediği bir katılımla ki emniyet raporlarına göre de 3,5 milyon insanın katıldığı bir olaylar zinciri yaşandı. O olaylardan sonra CHP'nin konuya bakışı mı değişti yoksa o nasıl bir etkisi oldu en azından CHP'nin politikalarına? Esasında toplumun bakış açısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli vurguladığı noktaya gelmiş oldu. Yani toplum bir anlamda uyandı. Şöyle söylemek istiyorum. Yani son 3,5 yıldır biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde ben de yer alıyorum. Yani benim bulunduğum son 3,5 yılda sürekli olarak vurgulanan özgürlük ve demokrasiydi. Ne demek istiyorum? İşte Türkiye'deki insan hakları, insan hakları ihlali, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, işte toplantı gösteri yapma özgürlüğü. Yani temel olarak baktığımız zaman biz her alanda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun burada bir sorun olduğunu hem tespit ettik, hem dile getirdik, hem işte uluslararası standartlarla mukayese ettik ve bunun giderilmesi için de parlamentoda kanun teklifleri verdik, araştırma önergeleri verdik. Bir taraftan da sahada buradan dolayı yani özgürlük ve demokrasi açığından dolayı mağdur olan yurttaşlarımızın da hep yanında olmaya çalıştık. Nerede yanında olmaya çalıştık? İşte bir işçi kardeşlerimizin sendikal hak ve özgürlükleri konusunda problemler oldu. Polis onlara gönderildi. İşte onlara bir takım uygulamalar yapıldı. Orantısız kuvvet uygulandı. Biz orada olduk. Öğrenciler tutuklandı. Parası eğitim istediler. Biz onların yanlarında olduk. Özel yetkili mahkemelerde bir sürü, biraz evvel hukukun üstünlüğü dedim. Bir sürü mağduriyet oldu. Yani spordan alın işi
birçok alana, işte gazetecilik mesleğine kadar biz oralarda olduk. Hep oralarda da referansımız uluslararası standart. Yani işte burada Türkiye'nin bağlı olduğu kuruluşlar, Avrupa Birliği, işte yani dünyadaki hangi parametreler temel dikkate alınacaksa, dedik ki Türkiye'de burada sorun var. Zaten o göstergelerde onu gösteriyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insan hakları parametreleri. Yani insani gelişme endeksi mesela baktığınız zaman, hani bizim bu söylediklerimizde, hani bu söylediklerimizi şu anlamda söylüyorum. Hem sokağın nabzını tuttuk, mağduriyetin yanında olduk. Hem bu konuda parlamentoda çalıştık. Bir de tabii bu söylediklerimizi biz acaba muhalefet olarak mı yapıyoruz? Muhalefet olsun diye mi yapıyoruz? Yoksa böyle bir sorun var mı? Dünya standartlarına da baktığımız zaman hep çıktı. Peki ekonomi tarafına girmeden hazır bir şey müsaadenizle sormak istiyorum Açıl. Şimdi en son gündemde bir demokratikleşme paketi var. Orada görüyoruz ki aslında işte Kürtçe yabancı, daha doğrusu ana dilde eğitim hakkı özel okullarda verildi. İşte türban kamuda serbest bırakıldı. Yani hak ve özgürlükler anlamında bunu ileri bir adım olarak mı görüyorsunuz? Bir bu. İkincisi, anlaştığınız bir 60 maddelik bir anayasa maddesi var. O bu parlamentonun bu yeni döneminde CHP'nin katkısıyla geçeceğini umut ediyor musunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla siz de evet getirirlerse biz bu 60 maddeyi hemen geçiririz dediniz. Doğru mu anlıyorum? Doğru mu yorumluyorum? Öncelikle 2010 halk oylaması anayasa referandumunda biz yeni bir anayasa vaat etmiştik. Yani 26 madde olmasın, yepyeni bir anayasa yapalım. Ve bu sözümüzde durduk. Ana Muhalefet Partisi olarak parlamentoda yeni bir anayasa yapılması noktasında oradaki komisyonda yer aldık ve çalışmalara devam ediyoruz. İki yıla gelinen sonuç tabii çok başarılı bir sonuç değil. Yani sadece 60 maddelik bir uzlaşma sağlanması, ki onlarda da bazı şeyler var. Yani her partinin, dört partinin de o maddelerde tam olarak bir mutabakat yok ve o zaten parlamentoya gelecek. Parlamentoda tekrardan bütün maddeler değerlendirilecek. Yani Türkiye çağdaş bir anayasayı hak ediyor hiç şüphesiz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bunun yapılması noktasında samimi bir şekilde biz sözümüzün arkasında duruyoruz. Demokratikleşme paketi, son yapılan pakete baktığımız zaman yani bu iktidar partisinin, şimdi demokrasi daha çağdaş, daha iyi, daha uygar bir demokrasi istiyoruz. Daha katılımcı, daha çoğulcu olması gerekiyor bir demokraside. Bir parlamentodaki diğer partiler, 3 tane parti var. Biz de ana muhalefet partisiyiz. Yani muhalefette olarak. Oradaki uygulamaları basından izliyorlarsa burada bir sorun var. Yani işin usulüne bakıldığı zaman bir demokratik bir yaklaşımla hazırlanmamış bir paket. Yani ne sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmış bu paketin içerisine, ne çeşitli meslek odalarının veya işte çeşitli demokratik kuruluşların görüşü alınmış, ne de parlamentodaki diğer siyasi partilerin görüşü alınmış. Bu paketi illa yanlış yapmaz. Katılım tarafından sorun olarak değerlendirilebilir ama paketi doğrudan yanlış yapan bir şey değil herhalde, değil mi? Bu bir olarak AKP'nin paketi oldu. Yani hani bu hani bir hepimizin katkı sunduğu, hepimizin tartışarak bir ortak uzlaşı kültürüyle hazırladığımız bir paket olmadı. Yine yukarıdan aşağı bir dayatma paketi oldu. Biraz evvel şeyi söylerken, yani burada medyanın önündeyiz. Sonuçta bunun servis edilişi bile, açıklanışı bile bazı medya kuruluşlarına ayrımcılık uygulandı. Yani orada bile bir demokrasi anlayışı yok. Dolayısıyla hani bunu bir AKP'nin bugüne kadar açıkladığı birçok paketten bir tanesi olarak görüyoruz. Yani Türkiye'ye çok önemli bir kazanım veya Türkiye'de demokrasi çıtasını yukarı çıkartabilecek bir açılım olarak görmüyoruz. Peki paketin içerisinde doğru bulduğunuz maddeler var mı? Yani şu doğrudur ya da bu yanlış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geliyor olması ya da hazırlanış yönteminin sizin kabullendiğiniz sistemin dışarısında olması bu paketin içeriği konusundaki görüşlerinizi hangi ölçüde etkiliyor? Mutlaka, yani içerisinde tabii ki 17 maddenin içerisinde bizim de tamamen katıldığımız, kısmen katıldığımız veya hiç katılmadığımız hususlar var. Bunları da zaten hani parlamentoda hepsini toptan reddedeceğiz. Tabii bunları da yani halkın yararına olanları destekleyeceğiz ama halkta problem yaratabilecek, yani halkta bir kutuplaşma yaratacak olanları da çekincelerimizi ifade edeceğiz. Bir kısa araya gideceğim. VIOP 30 Endeks bu arada %0.66 yukarıda başladı güne. Onu hatırlatmış olalım. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olalım.
Yatırım uzmanı garantiyle yatırım bülteni devam edecek. Konfor konusunda bir uzman görüşüne ihtiyacınız varsa size şunu söyleyebilirim. Alarko Kombi'den şaşmayın. Alarko Kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Gideceğimiz yere hızlı ulaşmak için sihir kullanamaz mıyız? Hitachi olarak zor sorulardan ilham alıyoruz. Bundan dolayı gelişmiş ulaşım sistemlerimiz ve bilgi teknolojilerimizle şehirlerin ulaşım ağında artan yoğunluğu azaltmaya yardımcı oluyoruz. Bugün ve yarın. Hitachi Sosyal İnovasyon. It's our future. Hitachi, inspire the next. Habertürk'ten yeni yazı dizisi, Yeni İstanbullular. Kentin yeni sakinleri Afrikalılar, Ruslar ve Çinliler. Nerelerde yaşıyorlar, ne iş yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar? Feriköy'ün ikinci adı neden Afrika Mahallesi oldu? Rus ve Ukraynalılar neden daha çok Laleli'ye yerleşti? Ve İstanbul'un Chinatown'u nerede kuruluyor? Türkiye'de kaç Çinli var? Çin bu konuda ne düşünüyor? Şefik Dinç araştırdı, konuştu, yazdı. Bugün Habertürk'te. Yapıdan Vazokule'de yepyeni bir fırsat. Bedava Home Office. Çağlayan'dan sonra şimdi de İstanbul Dragos'ta seçkin bir iş ve yaşam merkezi. Ofis yönetim sistemiyle kendisini 8 ila 12 yılda amorti eder, bu süper yatırımda bedavaya gelir. VIP asistan hizmeti, A+ özellikler ve ulaşımda en avantajlı konu. 50 ay vade, 0 faiz fırsatı, peşin ödemede %10 indirim ve 199 bin TL'den başlayan lansman fiyatları Vazokule Home Office'te. Garantinin sunduğu yatırım bülteni devam ediyor. Yatırım bülteninde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavuz Temelci ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran'ı ağırlamaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz daha ağırlıklı siyaset üzerine konuştuk. İsterseniz ikinci bölüme biraz daha İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığını konuşarak başlayalım Yavuz Bey. Evet, çünkü Sarıgül'de ile ilgili iki gündür bayağı bir spekülasyon var. Özellikle CHP tabanında Sarıgül aday olacak, olmayacak vesaire diye en son dün akşamda bir haber çıktı. Akşam gazetesinde Sarıgül'ün davet etsinler beni dediğini ama daha sonra bunu biraz yalanladığını, sonra Sarıgül'ün yaptığı toplantıda gene adaylık sinyali verdiğini, bugün gene gazetelerden bir tanesinde de görüyorum sizin genel başkan yardımcılarınızdan Gökhan Günaydın, Sarıgül CHP'ye gelmek istiyorsa Kasım'da başvursun artık yapsın gibisinden bir açıklaması var. Dolayısıyla kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri bu. Dolayısıyla sizin o konuda bakışınız nedir? Bir kere biz bu önümüzde 2 yıl içerisinde 3 seçim var. Yerel seçim 160 gün sonra. Akabinde de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim. Her üçünde de iddialıyız ve şu anda her üçüne de hazırlanıyoruz. Yani şu anda genel seçime de ekonomide ilk 100 gün ne yapacağımız veya işte dış politikada ilk 100 gün ne yapacağımız gölge kabinelerimiz tarafından hazırlanmış vaziyette. Yani öyle bir çalışma yürütüyoruz. Ama tabii 160 gün sonra bir yerel seçim söz konusu. Burada biz şunu iddia edebilirim. Şu anda diğer siyasi partilere göre yerel seçimlere en hazır partilerden bir tanesiyiz. Çünkü genel seçim biter bitmez biz çalışmalara başladık. Hatta 1 yıl önce bu konudaki genel başkan yardımcılığı altında bir çalışma devam etti. Ama 2 yıldır da çok aktif olarak bu konuda çalışıyoruz. 1396 nokta var. Öncelikle onu vurgulayalım. Bizim için her 1396 seçim noktası, hizmet noktası önemli. İddiamız bugüne kadar çıkardığımız, yani şu ana kadar aldığımız en yüksek oyu almak bu 1396 noktada. Her yerde aday göstermek bu 1396 noktada. Ve bunu belirlerken de yukarıdan aşağı bir anlayışla değil,
daha katılımcı, daha çoğulcu, demokratik bir anlayışla adayı belirlemek. Hem halkın nabzını tutmak, özellikle kamuoyu yoklama araştırmalarıyla, hem de örgütün ve üyenin de eğilimini almak, eğilim yoklamalarıyla bu şekilde aday belirleme süreci içerisindeyiz. Şu anda bazı yerlerimizde belirlendi, bazı noktalarda belirlenmedi ama biz de Aralık başına kadar hemen hemen her yerde belirlemiş olacağız. Kamuoyu biraz Sarıgül meselesine odaklandı. Yani İstanbul tabii çok önemli ve biz şu anda bizim elimizdeki yaptığım her hafta hemen hemen analiz yapıyoruz, anket yapıyoruz, araştırma yapıyoruz. Şu anda İstanbul'da hep bir 5-6 puan bandında şey devam ediyor, aradaki makas devam ediyor. Yani AKP bizden daha önde 5-6 puan. O da şundan diye değerlendiriyorum. AKP'nin adayı belli. Yani her halükarda kim olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmiş 20 yılda olduğu gibi. Bu tarafta da bizim adayımız belli değil. Yani bizim adayımızın belli olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un son 20 yıl, yani didik didik ettik, son 20 yıl hangi sorunları var İstanbul'un ve bunlar neden çözülemedi? İşte ulaşım sorunu, çarpık yapılaşma sorunu, insanların mülkiyet sorunları var. Eğitim hizmetleri sorunu var çok ciddi olarak. Yeşil alan sorunu var yine çok ciddi olarak. Çöp temizliği sorunu var. Taraflı hizmet sorunu var. Yani çıkan anketlerde vatandaş AKP belediyelerinden bir yandaş hizmet aldığından şikayet ediyor. Bütün bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla adayımız açıklanır açıklanmaz, ortaya koyacağımız politikalar, ortaya koyacağımız projeler. Tabii bir de şu var, İstanbul'un bütçesi çok büyük bir bütçe. Baktığınız zaman aşağı yukarı 15 milyara yakın bir bütçesi var konsolide bütçede. Şeyi de koyarsanız, diğer şirketleri de koyduğunuz zaman neredeyse 24-25 milyar liralık bir bütçe. 2002 şeyinde 12'de öyle görmüştüm ama olabilir. Yani konsolide kısmında çok büyük bir bütçe. Evet. Yani 30 bin çalışanı var aşağı yukarı. 25-26 şirketi var. Dolayısıyla yani burayı yönetebilecek, yani biz aday olarak şu profillere bakıyoruz. Geçmişinde başarılı mı? Halk tarafından tanınıyor mu? Halk tarafından güveniliyor mu? Yapabilir mi? Yani bir kere yapabilirlik önemli. Yani kazanmak kadar onu başarılı bir şekilde yönetebilmek de önemli. Bu parametrelere uygun adayları şu andaki başvurular var. İstanbul'da 39 ilçede 228 tane belediye başkan adayımız var. Adayımız var. İstanbul Büyükşehir'le ilgili şu anda resmi başvuru 3 adayımız var. Başvurular oldukça da bunları değerlendireceğiz. Dediğim gibi Aralık başına kadar bu konuda net bir tavrımızı ortaya koyacağız. Peki Sarıgül haricinde herhangi bir adayın İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy tabanını düşürebileceği yönünde bir kaygınız var mı? Hayır yok. Kamuoyu yoklamalarında hep o isim önde çıktığı için soruyorum. Yani şimdi yani biz de kamuoyu yoklama araştırmaları yapıyoruz. Biz de farklı sonuçlar buluyoruz. Yani bizim sonuç itibariyle burada partinin politikaları, partinin bugünkü sorunlara çözüm yaklaşımları önemli. Burada dediğim gibi adaylar sonuçta objektif olarak değerlendiriyoruz. Hem halkın nabzını tutuyoruz. Bir de ama bizim mesela İstanbul'da 220 bin üyemiz var. Onların da eğilimini almamız gerekiyor ve buradan en doğru adayı o şekilde bulacağız. Sizin anketlerinizde Sarıgül'ün önünde çıkan bir aday var mı? Olabiliyor. Yani hem iki türlü yapıyoruz dediğim gibi. Hem kendi üyemizin eğilimine bakıyoruz hem de anketlere bakıyoruz. Yani dediğim gibi her aday bizim için değerli, her aday bizim için kıymetli. Yani bir aday, hiçbir aday bir partinin üzerinde bir kere çıkmaması lazım. Sonuç olan, esas olan parti ve partinin politikaları belli. Ve bu parti de hem işte bir komisyon var, çok aklı ve bilimi de kullanarak, çok titiz olarak hangi adayla en yüksek oy alabiliriz, hangi adayla kazanabiliriz, hangi aday AKP karşısında daha dik durabilir, daha sert politika uygulayabilir. Yani birçok parametremiz var. Bütün bu parametreler çerçevesinde biz Merkez Yönetim Kurulu'na, sonra da parti meclisine diyeceğiz ki işte İstanbul'la ilgili, ilçeleriyle ilgili uygun aday budur. Ama sonuçta tabii nihai karar verecek olan parti meclisi. Bu arada tabii şu var. Sayın Sarıgül'ün şu anda adaylık başvurusu yok. Bir kere onun bir de ihraç söz konusu. 2004 yılında bir partiden ihraç. Şu anda parti üyesi değil. Dolayısıyla orada farklı bir prosedür var. Yani orada onun bir kere bir daha
başvuru yapması lazım, üye olması lazım ve üyeliğini de parti meclisinde geçmiş yapılan olaylardan arınması lazım. Dolayısıyla orada öyle bir farklı bir süreçte yol var. Olup olmayacağı konusunda da şu anda net bir fikriniz yok. Bizimle ilgili değil, o kendi takdiri gelip başvuracaksa o zaman o prosedür işler. Başvurmasa da zaten şu anda biz yolumuza devam ediyoruz. Peki. Biraz ekonomiye geçelim isterseniz. Sizin cephenizden ekonomideki kırılganlıklar yahut da olumlu taraflar, en nihayetinde muhalefet olmak illa tabii olumsuz taraflarını göstermeyi de gerektiriyor ama baktığınız zaman kırılgan ve güçlü taraflarını nasıl tarif ediyor CHP ya da siz? Çünkü siz aynı zamanda ekonomiden gelen birisiniz. Yani yıllarca ekonomi editörlüğü yaptığım dönemde de siz çeşitli ekonomi aktivitelerinde iş adamlığından geldiniz. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da yer aldınız. Örgütlerinde yer aldınız. Dolayısıyla herhalde konuya en yakınlardan birisi sizsiniz partide. Buyurun. Sağ ol. Şimdi orada da yine ben özgürlük ve demokrasi odağından aşağı inmek istiyorum. Yani bir ülkede eğer demokrasi güçlü değilse, demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla sağlıklı çalışmıyorsa onun üzerine, o temelin üzerine ekonomi güçlü olarak oturmuyor. Yani Türkiye'de de bugün baktığınız zaman ekonomi kırılgan, çok kırılgan. Çünkü temelinde demokrasi sağlam değil. Yani bunu en basitinden şöyle bir iki şeyle özetleyebilirim. Yani bir kere piyasada bir serbest rekabet yok ekonomide. Yani bugün hükümet her alanda ekonomiye müdahale ediyor. Her alanda. Ve burada bir haksız rekabet de yaratabiliyor. İstediği ihaleyi istediğine verebiliyor. İstediği ihaleyi iptal edebiliyor. İstediğine vergi denetimi getirebiliyor. Yani bu şekilde bir ekonominin sağlıklı çalışması bir kere mümkün değil. Bir kere yani önce onun tespit edeyim. Sonra makro verilere baktığımız zaman da Türkiye'de bir büyüme söz konusu. Yaklaşık 11 yıldır 5.3 bir büyüme söz konusu. Ben her türlü artı büyümeyi değerli buluyorum. Yani 5.3 büyümeyi sağladıkları için de tabii hükümete teşekkür etmemiz lazım. Yani bir başarıdır 5.3 ama abartılacak bir başarı değildir. Yani geçmişle mukayese ettiğimiz zaman yani 80 yıl. Yani AKP hükümeti gelmeden evvel hangi dilimler arasında alırsanız alın zaten Türkiye'de 5.5-5.3 arasında bir büyüme hep var. O zaman işte koalisyon hükümetleri, savaşlar, darbeler ona rağmen hep 5.3-5.5'leri Türkiye'ye yakalamış. Dolayısıyla yani burada abartılacak bir başarı yok. Tek parti hükümetinde daha iyi bir büyüme olsaydı ve bugün hani bizim de yaptığımız hesapta, programda biz en az %7 büyüme sağlamamız lazım ki işsizliği %6'lara indirebilelim. Peki yani %7 büyümeyi ne kadar cari açıklı örneğin? Tutturma hedefi misiniz? Cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya %2,5'una indirme garanti veriyoruz sürekli olarak. %7 büyümeyle? %7 genel olarak Doğu ve Güneydoğu'da %9,5 büyümeyle. Yani oradaki büyümeyi daha da arttırmamız gerekiyor. Ama temel olarak baktığımız zaman hani bugünkü o büyüme şöyle bir şey. Hani demin söyledim ya ben. Demokrasi çok önemli dedim ya. Şimdi biz ilk 17'deyiz. Daha evvel 14'lerdeydik. 16'daydık, 17'deydik. Hedeflediğimizde ilk 10. Bu güzel bir hedef yani ulaşmak isteriz ama bununla beraber insani gelişmişlik endekslerimizin de insan hakları, özgürlüklerin de ilk 10'lara, ilk 20'lerde olması lazım. Biz şu anda oralarda 90'la işte 130'lar arasındayız, sonlardayız. Bir kere bu çok önemli. Yani bunun düzelmesi lazım. Yani o büyümenin, ekonomik büyümenin buraya da demokrasi ve insan haklarını da yakalaması lazım. Kişi başı gelirde mesela biz yine 94.'üyüz şu anda. Kişi başı gelirin de en az bir 10, yüzde ilk 10, ilk 15'in içerisine girmemiz lazım. Yani hedeflerimizin bu olması lazımdı. 11 yıldır bunlar ıskalandı. Zaten ondandır ki baktığım zaman bir iki rakam vermek isterim. Mesela bu 11 yılda bu büyüme vatandaşa dokunmamış. Vatandaşın gelirini artırmamış. Mesela ne demek istiyorum? Daha zenginin sofrası büyümüş, fakirin lokması küçülmüş. En yoksul %20 baktığım zaman harcama payındaki aldığı oran %9.2'den mesela 10 senede %8'lere düşmüş. En zenginin de baktığınız zaman %20'lik dilim %36'dan %38'e çıkmış. Yani halbuki daralması lazımdı. Yani 8 katı olan 2002 yılındaki
en fakir ve en zengin arasındaki farkın 6, 5, 4 inmesi lazımdı. Satın alma gücü paritelerinde biraz daha farklı değil mi göstergeler? Yani mesela Sayın Başbakan da mitinglerinde ben aklımda kaldığı kadarıyla ki rakamlar da aslında teyit ediyor. Son 10 yılda otomobil sahipliği, buzdolabı sahipliği, televizyon sahipliği, cep telefonu sahipliği, işte cep telefonundaki penetrasyon vesaire böyle bir takım parametrelere baktığın zaman aslında toplumdaki refahın biraz daha arttığını göstermiyor mu bütün bunlar? Yani en dipteki %20'lik dilim haklısınız. Yani orada çok sağlıklı araştırmalarda yapılmadığı kanısındayım ama toplumdaki genel bir refah artışı ne adına işte borçlanma adına olabilir, eleştirilebilir ama artmıyor mu? Yani ama şeyi konuşuyoruz ya Yavuz Bey, yani büyümeyi konuşuyoruz. Büyümenin o zaman gelir dağılımında adaleti sağlaması lazım. Bölge arasında ekonomik sosyal dengelerin biraz kapanması lazım. Yani bir nebze buralarda bir iyileşme olması lazım. Ben hani bu iyileşmeyi görmediğimi söylüyorum. Hmm. Bir son bir rakam vereceğim. En yoksul %10'luk dilimle en zengin %10'luk dilim arasında 2002'deki 8 kat olan mesafe evet, 14.2'ye çıkmış. En son rakam galiba öyle bir şeydi. Evet, doğru. Yani bu kötü bir tabii. Bu iyi, yani büyümenin bunu iyileştirmesi lazım. Şimdi geliyoruz, hani neden böyle olduğuna bakıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi evet, kişilerin satın alma güçlerinde veya işte bir takım artışlar söz konusu, iyileşme söz konusu. Ne karşılığı? Borç karşılığı. Bir örnek vererek hemen şey yapmak istiyorum. Mesela konut kredisine örnek vermek istiyorum. 2002'de 459 milyon liralık bir kredi kullanılıyordu 2002 yılında. 2013 yılında 95 milyar liralık bir şu anda konut kredisi kullanılıyor. Yani %20.583 artmış. Yani ne oluyor? Türkiye borçlanıyor. Bir örnek verebilir miyim? Bugün gazetelerde gördüm. Aslında onu da getirdim. Örnekten birisi şu. Habertürk'te gördüm. Süresi 12 ay olan kredi kartı taksiti 6 yılda 6 kat arttı deniyor. 12 ay taksitli borç 25 milyar liraya patlamış. Bu hakikaten kredi kartlarını şey yaparak, taksitlendirerek işte ürün satın alma işinde biraz iş çığırından çıkmış ki evet. Hükümet kredi kartındaki taksitlendirme sayısını azaltmış. Doğru. Yani şeyi teyit eden, borçlanarak refah artışını teyit eden ama gelişmekte olan ülkelerdeki temel şeylerden birisi borçlanmadan da bu mümkün değil. Ama oradaki dengeler önemli tabii. Yani sizin borç oranınızın gayri safi milli hasılaya oranı önemli. Şu anda işte cari açığınız önemli. Yani sonuçta o borçlanıyorsunuz ama üretiyor musunuz? Yani baktığınız zaman Türkiye şu anda az yatırım yapan, az tasarruf yapan, gelirinden fazla harcayan ve yüksek cari açık veren bir ülke. Yani ekonomide esasında kırılganlık temelde yüksek cari açık mesela. Yani Peki tasarruf oranından bahsettik. Ben hazır güncel bir konu var. CHP'nin oradaki bakışını merak ediyorum. Sizin de bakışınızı merak ediyorum. Tazminat fonu. Şimdi bir yandan tasarruflar artsın diyoruz ama bir yandan da tasarruf artmasının yolu insanların uzun vadeli birikimlerini bir yerde tutuyor olması lazım. Bu özel emeklilik fonları, tazminat işte kıdem tazminatı şimdi fonu gelecek. Ve hala bankalarda kısa vadeli tutuyor insanlar. Yani ortalama 6 ay mı 9 ay mı bir şeyi var. Doğru. Toplam doğru, mevduatı. Doğru, yani çok, her an çekip doğru. Böyle bir yere çıkaracağım diye tasarruf yapamıyoruz. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili de ben ki destekliyorum hükümeti bu konuda yaklaşımını ama sizin oradaki görüşünüz de kıdem tazminatı ile ilgili bir fon kurulmalı mı? Bu aynı zamanda tasarruflarımızı artırıcı bir etki yapmaz mı? İki, kıdem tazminatı fonu kıdemini şirket battığı zaman alamayan insanlar için bir garanti değil midir diye sorayım. Şimdi yine buralarda hep parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin tecelli, iradesinin tecelli ettiği yerin ortak karar, ortak irade alması lazım. Yani bir şey yapmak istiyorum. Eskiden biliyorsunuz hep bu fonlar vardı. Fakfuk fon. Evet. Bunları yaşadık. Şimdi mesela bir işsizlik sigorta fonu var. Şu anda ne yapıyoruz işsizlik sigorta fonuyla? Yani her sene para kesiliyor. Orada para birikiyor bir havuzda. Ne oluyor o para? Yani işsizlik bizim sayımızda azalma oluyor mu? Olmuyor. Yani şu anda baktığımız zaman yani oradaki fon nerede kullandığını bilmiyoruz. 60 katrilyon muydu en son? Yaklaşık 60 milyar TL civarında bir para. 10 milyar borçlanma civarında bir GAP projesi için evet, destekleme gerçek. İç borçlanma senetlerine yatırılıyor para. Ama işsiz kalanlara belli kriterde ödeniyor. Ama yani işsiz yani sonuçta şuna bakmamız lazım. Bir fonsa temel amacı işsizlikle mücadele olması lazım. Bugün işsizlikle mücadele de yani 2002 yılındaki işsizlik sayımız işte 2 milyonken bugün resmi verilere baktığımız zaman 2 milyon 700 bin
her artıyor. 9.3 şu anda. E bir de iş başvurma umudunu kesenler var. İşe başvurmayanlar var. Baktığınız zaman yani amacına uygun olmalı. Şimdi hükümet burada benim gördüğüm kadarıyla sendikalarla görüşmeden, işveren kesimiyle görüşmeden, burada bir parlamentoda görüşmeden kendine göre bir şey yapıyor. Bu sanki yeni bir fon yaratıp o fonu da kendi siyasi amaçlarına kullanmak olarak değerlendiriyor. Çünkü bu konuda bizim görüşümüzü soran yok. Bu konuda işçilerin, sendikaların görüşünü soran yok. Neden? Yani bu sorunumu nasıl şey yapacağım? Hatırlarsanız 2010 referandumunda 26 maddeden bir tanesi Ekonomik Sosyal Konsey'in 3 ayda bir toplanmasıydı. Anayasal bir toplantı da görmedik. 4,5 yıl oldu. Yavuz Bey 4,5 yıl. O oynadığımız evet denilen şeyde çıkan. Evet. Yani şimdi eğer Ekonomik Sosyal Konsey'de siz bunu kıdem tazminat fonu nerede konuşursunuz? Ekonomik Sosyal Konsey'i 3 ayda bir toplarsınız. Orada her tarafı masaya oturtursunuz ve bunu tartışırsınız. Şimdi bir hani demin demokrasi paketinden bahsettik. Burada da başbakan yatıyor kalkıyor. İşte bakıyor gelirler giderler harcamalar. İşte ne özelleştirmede ne kaldı? Kamu iktisadi teşekküllerinde neler kaldı? İşte şimdi kentsel dönüşümle ilgili arazilerde neler kaldı? Yeni bir fon yaratmak gerekir. Hadi gelin kıdem tazminat fonu yaratalım. Şimdi biraz evvel işsizlik sigorta fonunu yakın takip ediyorum. Yani nereye gittiğini o paranın. Bir kere işsizlikle mücadeleye gitmedi. İşsizlerin sorunlarına, yaralarına merhem olmadı. GAP'a gitti dedi Anıl Bey. Ben hani o bölgeyi de 25 yıldır yakın takip ediyorum. O bölgede yani sahada yer alıyorum öyle söyleyeyim. GAP'a nereye gitti biliyor musunuz? Yolsu elektrik olarak bile dönmedi. İnşaata gidiyor. İnşaat kime gidiyor? Yani inşaatlara para veriliyor. Ne inşaatına? Mesela örnek vereyim. Şırnak'ta üniversite inşaatına. Efendim yol inşaatına. O yollar her sene yapılıyor. Kime gidiyor? Yani ihalelere baktığınız zaman maalesef hani İstanbullu da şikayet ediyor ya. Ben belediyecilik hizmetlerinden yararlanamıyorum diye. Yine yandaşa gidiyor yani oradaki ihalede. Yani dolayısıyla bu halkın yararına bir sonuç elde etmiyor. Dolayısıyla kıdem tazminat fonu ile ilgili de ben hükümetin çok gerçekçi, somut, akıllı, hem işvereni düşünecek, hem işçiyi düşünecek, hem de milli iradeyi de dikkate alacak bir yaklaşım içerisinde olmadığını ifade etmek isterim. Peki AK Parti hükümetinin neleri doğru yaptığını düşünüyorsunuz ekonomik anlamda? Örneğin bu son getirilen borçlanmaya getirilmesi düşünülen sınırlama, taksitlere getirilmesi düşünülen sınırlama, bu tür uygulamaları doğru ve gerçekçi buluyor musunuz? Yani tabii sınırlama getirilmesi belki doğru bir adımdır devlet açısından ama geç kalınmış bir adımdır. Artı bunun yaratacağı ciddi şeyler vardır. Yani o taksitlendirmede çok ciddi bir o insanların mağduriyeti olacaktır. Onları da düşünmek yani bir karar alırken bu kararın yani siz hükümet olarak mutlaka kendi açınızdan baktığınız gibi bu karardan dolayı zarar görecekleri, mağdur olacakları da düşünmeniz lazım. Ben şöyle demek istemiyorum. Yani AKP'nin özellikle ekonomide her yaptığı yanlıştır diye bir şey söylemek söz konusu değil. Biraz evvel söyledim 5.3 büyüme. Normal bir büyüme yani en azından yani niye büyümedin diyecek durumumuz yok. Yani iyi 5.3 büyümüş ama büyümenin kalitesiyle, nitelikle ilgili eleştirilerimizi söylememiz gerekiyor. Dış ticaret. Ne bileyim ihracattaki artışa seviniyoruz, mutlu oluyoruz ama ithalattaki fazla artışında dikkate alınması ve ciddiye alınmasını ve orada da öz eleştiri yapılmasını doğru buluyoruz. Tıpkı Avrupa Birliği ilerleme raporu mesela bu hafta biliyorsunuz açıklandı. Yani orada şimdiki hükümet ve bakan bu konuda aynı şekilde ekonomiyle ilgili eleştiriler var orada. Ekonomideki büyümeyle ilgili, ekonomideki oyuncuların, reel sektörün dikkate alınmamasıyla ilgili, işte ne bileyim Sayıştay raporlarıyla ilgili, ihalelerle ilgili yani bir sürü orada ekonomiyle ilgili ciddi şey var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hep hükümet iyi tarafları söylüyor, eksi tarafları söylemiyor ve hiçbir zaman da oraları düzeltme yoluna gitmiyor. Şimdi hani bize diyorlar ki ya hiç, hükümet hiç iyi bir şey yapmıyor mu? Mutlaka yapıyordur. Yani 11 yıldır iktidar olup da tek başına iktidar olup da kötü her şeyi kötü yapacak diye bir şey yok. Mutlaka iyi yaptığı şeyler vardır ama sonuçta şeye bakmamız lazım. Artı eksi. Yani ekonomiye genel olarak baktığımız zaman sıcak parayla dönen, ithalata dayalı bir büyüme modeli, üretmeyen, teknoloji üretmeyen, teknolojiye yatırım yapmayan, sanayisi gerileyen, tarım ve hayvancılık sektörü gerileyen bir ekonomi var. Yani elediğimiz zaman bir şey kalmıyor eleğin üzerinde. Bir şey kalması lazım. Twitter aracılığıyla gelen sorular da var. Bunlardan bir tanesi örneğin %7 büyüme, %2.8 cari açık nasıl olacak diye soranlar var. Bu konuda nasıl bir formülünüz olduğunu da soruyorlar.
yüksek bir büyüme olduğu zaman cari açık büyüyor. Çünkü Türkiye'de enerji maliyeti başta olmak üzere buradaki etken. Nasıl böyle bir hesaplama yaptığınızı öğrenmek istiyorlar. Tabii. Bir başka izleyicimiz Cumhurbaşkanlığını eğer halk seçecek olursa Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterebilir diyenler var. Kürtler hakkında daha adil bir CHP bekliyoruz diyenler var. Ve aynı zamanda son başörtüsü konusundaki düzenlemenin de etkilerini CHP'nin bakışı açısından soran izleyicilerimiz var. Öncelikle ekonomi modeliyle ilgili 2010 seçimlerinde biz bir ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 5-6 yıl süren ama son 2 yılda üzerinde durulan bir çalışma yaptık. Ve bunun simülasyonları var. Bu simülasyonları da şu anda takip ediyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi bizim şu anda gölge bir bakanlık sistemimiz var. Ve şu anda ekonomide biz ilk 100 gün iktidar olduğumuz zaman ne yapacağımızı işte ne bileyim dış ticaret politikamızla ilgili, işsizlikle ilgili nasıl bir mücadele politikamız olduğu, kalkınma modelimiz nasıl olacağı bunların hepsi şu anda elimizde hazır var. Ve bunu sürekli olarak da güncelliyoruz. Çünkü hem dünya hem içeride çok şey değişiyor. Bizim açıkladığımız programımızda 2023 hedefimiz şuydu. 2.6 trilyonluk bir gayri safi milli hasılaydı. Kişi başına 31.500 dolarlık bir gelir hedefliyorduk. Bu aşağı yukarı Avrupa Birliği ortalamasının %85'ini yakalayan, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kişi başına gelirin de Türkiye ortalamasının %75'ini yakalayan bir büyümeydi. Yani büyümenin biraz evvel söylediğim şey çok önemli. Yani Doğu ve Güneydoğu aşağıya, yani Kürtleri de sordunuz. Orası büyümesin, kalkınmasın bir taraf olmuyor. O zaman yani bu kuş sonuçta çift kanatlı. Doğu ve batısı aynı şekilde dengeli olabilmesi gerekiyor. İhracatta 650 milyar dolar bir hedef koymuştuk. Cari işlemler açığında gayri safi milli hasılaya oranı %2.5'a inmesini planlamıştık. Her yıl ortalama 800 bin kişiye istihdam yaratan bir büyüme. Yine burada kadınlara özel bir teşvik vardı. Kadınların istihdama katılma olayları oranı %24-25'lerde. Biz %40'ı hedefliyoruz. Ve genel katılım oranında %55-60 bandına çıkmasını hedefliyoruz. Bu büyümenin yani %7 ve 9.5 büyümenin sonunda da %6 bir işsizlik oranıyla da sonuçlanması. Ve bunu da 3 yılda bir şeylerimiz var. Yani her 3 yılda bir revize edilmek üzere şeyimiz var. Bir çalışmamız var ve devam ediyor şu anda. Yani bizim ekonomideki büyüme modelimiz bu çerçevede. Büyüme mutlaka işsizlik sorununu çözmeli ve bölge arasındaki farkı gidermeli ve gelir dağılımında da bir adalet getirmeli. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şu anda Cumhurbaşkanı adayımız kim olabilir konusunda biraz erken. Ama yani çok hani potansiyel halkın kabul göreceği, halkın teveccühünü gösterebilecek adaylar konusunda çalışıyoruz. Ciddi çalışıyoruz bunda da. Yani demin yerel seçimde nasıl 2 yıl evvel çalışıyorsak 1396 noktada, burada da ciddi çalışıyoruz. Yalnız bize bütün veriler şunu söylüyor, bunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Eğer bu şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi halk oylaması yapılacaksa Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı asla seçilemeyeceğini söyleyebilirim. Yani bunu bugünden ilan edebilirim. Bu formülle, bu yöntemle mümkün değil. Özellikle Gezi olaylarından sonra. Anketlerinizde bu çıkmıyor mu? O yüzden mi söylüyorsunuz? Çok net çıkıyor. Yani Tayyip Bey'in %50 artı biri alamayacağı ittifaklar yani çok zor. Çok zorlaması gerekir. Görüyorsunuz. Bunu görebiliyorum. Kürtlerle ilgili sorun, Kürt yurttaşlarımızla ilgili sorun. Yani o bölgede kimlik sorunu çok önemli. Ama o bölgede kalkınma sorunu da çok önemli. O bölgede sosyal devlet sorunu da çok önemli. Yani bunların hepsini beraber yürütmemiz gerekiyor. Sürekli bölgeye milletvekillerimiz gidiyor. İki grup halinde. Oralarda oradaki sivil toplum örgütleriyle, esnafla, halkla görüşüyorlar ve genel merkeze bilgi getiriyorlar. Biz de sürekli olarak yani orada oradaki vatandaşlarımızın eşit yurttaş, eşit birey gibi kendilerini sağlamaları için ne yapmamız gerektiği, oraya sadece işte bir takım teşviklerle veya sadece oraya işte işsizlik sigorta fonundan para gönderdim bilmem ne değil de yani orada balık vermek yerine balık nasıl tutabilirler? Yani ve orada bir balıkçılık sanayi endüstrisinde devrim nasıl yapabilirler? Onun üzerine çalışıyoruz. Yani sonuçta oraya balık vermek yeterli değil. Onların iş sahaları açılması iş sahaları, yani kalkınma. Olması. Orada bir kalkınma hikayesi olması lazım. Bir de hala o bölgede eğitim, sağlık,
güvenlik konusunda çok ciddi eksiklikler var. Galiba vaktimiz bitiyor türbanla ilgili de galiba. Vaktimiz bitti. Son soru türban konusu çok kısaca onunla ilgili de yani başörtüsünün siyasete alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Burada da İktidar Partisi birçok olayı siyasete malzeme yapmış olduğu gibi bu konuda da başörtüsünü siyasete alet ediyor. Ya bu düzenlemeyi doğru buluyorsunuz. Yani şu andaki haliyle çekincelerimiz var. Tamamıyla doğru bulmuyoruz. Hizmet veren yani oradaki eşitlik şeyi çok önemli. Yani şu anda AKP'nin bu getirdiği ve getirmeye çalıştığı, getireceği şeylerle başı açık yurttaşlarımızın haklarını savunur hale gelebiliriz. Yani bu şekilde giderlerse böyle bir endişe içerisindeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Umut Orhan bu değerlendirmeler ve yorumlarınız için. Yavuz Semerci'ye de çok teşekkür ediyoruz katkılar için.